Herkese merhaba. Bugün sınırlarımı aştım ve Kazakistan'a geldim. Kazakistan Çimkent'teyim. Kazakistan'ın 3. büyük kenti. Nüfusunu tam olarak kimse bilmiyor. 650-700 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Çünkü kentlerin girişlerinde bu şekilde levhalar yok. Fakat Kazakistan'da ilk dikkatimi çeken şey, şimdi birazdan göreceksiniz. Yaya geçidinden geçiyorum. Bütün arabalar bir şekilde duruyorlar. Yani bakın, üstüme gelmelerine rağmen bütün araçlar duruyorlar. Bu beni son derece şaşırttı. Türkiye'de olsa başıma bin türlü iş gelebilirdi. Şimdi de yanılmıyorsam burası Özgürlük Meydanı'ydı. Çimkent'in Özgürlük Meydanı'na doğru gidiyorum. Karşıda Çimkent'in camisi var. Büyük bir cami. Bu tarafta ise Özgürlük Meydanı'nın devamı var. Park var. Hatta Nur Sultan Nazarbayev'in, Kazakistan'ın kurucu liderinin diktiği ağaç da var orada. Onu da bulabilirsek göreceğiz. Şimdi gidelim bakalım meydana doğru. Kazakistan'da demeyeyim de Çimkent'te dikkatimi çeken şeylerden birisi, belki bütün Kazakistan'dan da böyledir, taksi diye bir olayın olmaması. Taksi var tabii ki ama şu şekilde, bizim bildiğimiz anlamda bu sarı taksiler yok. Araçların üzerinde taksi de yazmıyor. Çıkıyorsunuz şu an, elinizi uzatıyorsunuz. O araç taksi ise duruyor ve sizi alıyor. Birkaç tane de üzerinde taksi yazan, böyle bizdeki gibi sarı olmasa da böyle yeşil çizgili araçlar gördüm. Onlar da devletin taksileriymiş. Onlar daha ucuza götürüyorlarmış. Bir kere ona denk geldim ama genelde bütün yolculuklarımı işte yol kenarında otostop yapar gibi el ederek taksileri durdurdum. Meydana doğru gidiyorum. Orada geniş düzlük bir alan var. Dün gece keşfe çıkmıştım. Orada bakmıştım. Bu yokuş da bana son derece İstanbul'daki Beşiktaş yokuşunu andırdı. Çok benziyor. Çıkışı olsun, kıvrımı, dönemeci, dikliği olsun sonuç noktalarda. Bana Beşiktaş yokuşunu hatırlatıyor. Meydanın girişi böyle. Büyük bir bayrak direği ve Kazakistan bayrağı var. Dün gece o bayrak çok güzel dalgalanıyordu. Çok güzel fotoğraflar yakaladım ama karanlık olduğundan pek bir şeye benzememiş. Çok güzel açılar yakaladım ama karanlık olduğu için, bir de telefon fotoğraf telefonun kamerasıyla çektiğim için pek bir şeye benzememiş. İnşallah buradayken ben dalgalanır da birkaç görüntü yakalarım. Ne kadar Kazakistan'da olsa hala o Rus kimliğini hissedebiliyorsunuz. Şu meydan bile aslında baktığımızda bir Rus izi taşıyor yani. Her ne kadar bağımsız da olsa hala Rus etkisini yoğun olarak hissedebiliyorsunuz burada. Çimkent'te, Kazakistan'ın geneli de böyledir eminim. Ulaşım çok ucuz. Yani gerçekten çok ucuz. Hani 5 lira veriyorsunuz, şehri boydan boya geçiyorsunuz neredeyse. Taksiciyle önceden pazarlık yapmanın tabii ki avantajı var. Çünkü benim bütün tanıdığım Kazaklar, doğrusu buradaki arkadaşlarım, Kazak da değil onlar da, buranın yerli halklarından. Onlar mesela sürekli olarak pazarlık yapmanın önemini söylüyorlar burada peşin olarak binmeden önce. Eğer sizin de gelirseniz bu tavsiye aklınızda olsun. İşte bu da bahsetmiş olduğum ağaç. Kazakistan'ın kurucu lideri Nursultan Nazarbayev'in diktiği ağaç burası. Onu böyle korumaya almışlar, anıt ağaç şeklinde burada. Hemen zaten kulenin ilerisinde bu meydana çıktığınızda ağacı burada görüyorsunuz. Meydanın bu kısmında ise meydanın ana formunu oluşturan altın kule var. Altın kulenin amacı da şu, şimdi biraz daha yakınına gideyim, buradan büyük ihtimal gözükmüyordur. Etrafında boylu boyunca insan rölyefleri var.
Bu insan rölyefleri Kazakistan'daki halkları simgeliyor. Zaten hepsinin giyimi farklı, tipi farklı, işte tipolojileri farklı. Şimdi ben size onları biraz daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi bunlar. Bu şekilde rölyefler var. Bu tabii şey boylu boyunca dolanıyor. Bunun amacı da şey işte bu kule etrafında, bu Kazakistan'ı temsil ediyor aslında bu altın kule. Bu anıtla da işte Kazakistan halklarının bir araya gelişi, bir arada oluşu simgeleştirilmiş, temsil edilmeye çalışılmış. Çok da başarılı değil aslında baktığımız zaman işçiliği. Ama meydan baktığımız zaman güzel. O da çocuklar da şaşırdılar, uzaydan gelmiş gibi. Burada çok bu işleri yapan yok çünkü bir de ben de bir ara çekindim. Hani dedim sonuçta bir Sovyet ülkesine geliyoruz. Bakın bunlar biraz daha modern. Gözlüklü, takım elbiseli, fötür şapkalı. Ayşe dediğim gibi sonuçta bir Sovyetlerden kalma bir ülke. Bir Sovyet mirası var burada. Hani derler ya hani böyle çok hoşuna gidilmez aşan gözlü muamelesi yapılı çekimler, edenler, fotoğraflar falan. Ama ilk başta tedirgindim, şimdi rahatladım. Pek sıkıntı yok. Anıt da bu şekilde. Kazakistan Çimkent'teyim. Orada videonun başını görmeyenler için belirteyim. Ve bayrak tekrar dalgalanmaya başlamış. Ve beklenen an rüzgar çıktı. Kazak bayrağı dalgalanmaya başladı. Benim bayraklara zaafım var. Çok hoşuma gidiyor. Hani hangi ülkenin bayrağı olursa olsun. Yani çok görkemli duruyor. Özellikle bu devasa bayraklar dalgalandı mı. Bağımsızlık Parkı'nda gezmeye devam ediyorum. Burada işte yıl yıl galiba tam okuyamadığım için bağımsız. Ya gerçi bunda bağımsız olduktan sonra anlatıyor bu 95'ler falan ama 94-93 diye gidiyor. Herhalde yıl yıl yapılanları anlatıyor. Biraz şeye benziyor olabilir. Tamamen sallıyorum tabii de. Hani Isparta Yalvaç'ta görmüştük ya Pisidia Antiochia'sında. Restes Dai Divi Augusti. Augustus'un külliyatı yaptığı işler. Herhalde Nazarbayev de ona benzer bir şey diktirdi buraya. Diye tahmin ediyorum. Bu kapı güzel. Biraz bizim şeylere de benziyor. Antik kentlerin görkemli giriş kapılarına. Bu şeylere. Propilonlarına. Herhalde kentin esas girişi burası aslında bence meydanın. Biz tersten girdik o. Bayrak Kulesi oldu. Seyir terası kısmından girdik. Burası da böyle bir giriş kapı şeklinde düzenlenmiş. Çok da bir numarası yok. Kazakistan şu olayı var. Yeni, her şey çok yeni. Yani en azından bana çok hitap etmiyor çoğu yeri. İşte Almatı'ya gidersek eski başkente gideceğiz. Orada farklı şeyler görebiliriz. Müzede özellikle altın elbiseli adamı görmeyi ben çok istiyorum. Bir test daha yapıyoruz. Bakın gene bütün araçlar durdu. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer olur da adamın bir Türkiye'den gelir, taksi kiralamışsa ve ona güvenip de karşıya geçiyorsa o sıkıntı. Fakat benim gördüğüm bütün Kazaklar duruyorlar yani. Bak mesela birisi geçiyor şu anda. Bütün trafik durdu. Aynı şekilde karşıdan gelen araçlar da durabilir. Yani beni Kazakistan'da en çok şaşırtan durum bu. Çimkent'te dolaşmaya devam ediyorum. Dikkatimi çeken şeylerden birisi hiç bank yok oturmak için. Yani sürekli yürüyorsunuz ya bir kafede ya başka bir yerde oturmak durumundasınız. Yani parklarda bile neredeyse bank yok. O biraz sıkıntı şu anda benim için aklıma gelen. Ha bu arada sigara içen insan sayısı çok az. O dikkatimi çekti. Ya da yürürken içmiyorlar bilmiyorum. Yani Türkiye'de sürekli bir sigara izmariti görürsünüz yerlerde. Buradan çöpçülerin çok iyi iş yaptığını kesinlikle söyleyemem. Çöpçü yok denecek kadar az, belki de yoktur bilmiyorum. Ama sigara izmaritlerini çok nadir görüyorsunuz. İçen insan da çok az. Fakat şöyle bir handikap var buranın da. Sürekli yere tükürüyorlar. O biraz
can sıkıcı. Yani adam karşından gelirken bile ayağının dibine tükürüp geçebiliyor.